Merhabalar, biz Nişantaşı Türk izleyicileri, bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bizlerle. Zabıta Teşkilatı Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Karabudak bugün konuğumuz. Dilerseniz kendisine hoş geldiniz diyelim ve sohbetimize de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Abdurrahman Bey? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tanıyabilir miyiz sizleri? Abdurrahman Karabudak, Türkiye'de ilk defa kurulan Zabıta Teşkilatı Federasyonu Genel Başkanıyım. Ankara'da kurduk bu teşkilatı ve buradaki tek gayemiz kamunun topluma yansıyan yüzü olan zabıtayı en iyi şekilde hizmet kalitesini artırmak amacıyla, eğitim kalitesini artırmak amacıyla, vatandaş memnuniyeti ön plana çıkarmak amacıyla bunları destek amacıyla bir STK kurduk. Bu sivil toplum kuruluşu kurduğumuz bu kuruluş da Türkiye'nin her ilindeki toplamda Türkiye'de 1397 belediye var. Ve 1397 belediyedeki zabıta arkadaşlarımızın hizmet kalitesindeki heyecanı yakalamalarını sağlamak ve bunun için de her manada desteklemek için de uğraşıyoruz, uğraşmaya devam edeceğiz. Ve hem vatandaşımızın yanında olacağız hem de hizmet veren, yıpranan, kendini zor halde savunmaya gayret gösteren zabıtanın yanında olacağız. Toplum için faydalı Kesinlikle. işler yapacağız. Biraz tarihçesinden bahsedebilir miyiz zabıtanın? Şimdi zabıta 1826 yılında kurulan ve sosyal hayata aslında Osmanlı'dan beri devam eden bir hayata yön veren bir yapı. Yani zabıta aslında bir sosyal hayatı yönlendiren, kentin yaşam kalitesini artıran bir yapı olmalı. Şimdi maalesef bizim yıllardır 191. yılını kutladığımız zabıta kendini 191 yıldır kendini bir ifade sanatını yaşayamamış. Lobicilik faaliyetini yapamamış ve bu konu hakkında yaptığı güzel çalışmaları maalesef lanse edememiş. Tarihimizde çok güzel çalışmalar yapmışız ki Osmanlı bunun çok güzel örneklerini yaşatmış. Osmanlı 1502 yılında Kanunname-i İhtisar Bursa ile dünyanın ilk tıkırcı kanunu çıkartan bir yapıda halindeyken biz bundan almışız ve insanların insan odaklı çalışmalarını ön plana çıkarmışız. Ve bunun akabinde biz bu çalışmalarıyla birlikte 2005 yılına kadar gelmişiz. 2005 yılında devletimiz yerinden yönetime verilen hizmeti daha kaliteli hale getirmek için kanunlarla daha güçlendirmiş. Ve 2007 yılında zabıtamız yönetmeliğini çıkartmış ve hayat akım şemasındaki problemleri çözüm noktasına götürmek için de mücadele ruhunu aldığı kanunların ve yönetmeliklerin desteğiyle daha ön plana çıkartmış. Şimdi günümüz Türkiye'sinde baktığınız zaman bu tarihsel boyuttan gelen yapı günümüz Türkiye'sinde Avrupa Birliği normlarına göre kendini daha da yüceltmeye, daha da kurumsallaştırmaya gayret göstermiş. Tarihimizden aldığımız ışığı inşallah bugün dünya ve Türkiye ölçeğinde daha iyiye, daha doğruya götürecek. İnşallah. Zabıta Teşkilatı Federasyonu'ndan da biraz bilgi sahibi olabilir miyiz? Şimdi Zabıta Teşkilatı Federasyonu kurmaktaki amacımız sivil toplum kuruluşu olarak kuralım ve haklarımızdaki sıkıntıları, bilgilendirmeleri sivil toplum kuruluşu ön plana çıkartalım diye Ankara'da bunu ivme kazandırdık. Çankaya, Yeni Mahalle, Sincan, Mamak ve Ankara Zabıta Derneği olarak kurulan bu yapı bir federasyon haline geldi ki şu anda biz oluşumumuzu daha büyütmek arzusundayız. Buradaki amacımız ne? Demin de dediğim gibi Türkiye'deki 1397 belediyedeki heyecanı doğru yere kanalize ederek vatandaşın memnuniyetini ön plana çıkartmaktır. Ve bundaki gayemiz de şu anda inşallah Türkiye'nin çeşitli illerinde de görüşmelerimiz bitti. Bu federasyonumuzu Türkiye'nin çeşitli illerinde 7 coğrafi bölgede kurmayı planlıyoruz. Bu planlamamız akabinde inşallah konfederasyonla kurulduktan sonra da öncelikle vermeden almak Allah'a mahsustur. Yani biz diyoruz ki güzel bir hizmet verelim. Önce zabıta güzel bir hizmet versin, hizmet kalitesini artırsın ki devletinden bir şey istesin. Ve bizim tek amacımız burada kalitemizi artıracağız, hizmet kalitemizi ön plana çıkartacağız, hizmet ettiğimizi göstereceğiz. Kente karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yapacağız. Ve Harika. yaptıktan sonra devletimize diyeceğiz ki bakın biz kente karşı bütün sorumluluklarımızı yaptık. Artık bizi görün ve biz de bu konu hakkındaki donatılarımızı daha genişletelim. Buradaki amacımız buydu Budur. ve bunun için de kurduk. Öyleyse zabıtanın görev tanımı ve görevlerinden bahseder misiniz? Şimdi zabıta zaten yönetmeliğimizde de beyan ettiği gibi beldenin yani aslında kurulduğu beldenin düzen ve ahengini sağlayan bir yapı. Bu nerede? İşte ilçenin kendi mücavir alanında, ilin kendi mücavir alanındaki bir yapı.
Bu yapının içerisinde büyük şehirlerde 5216 Büyükşehir Belediye Kanunumuz ve Zabıtan İlgi Yönetmenimiz nedeniyle de ilin sorunlarını koordine eden büyük şehirlerde diyor. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye'de ilin çalışmalarını koordine eder diyor. Hatta biz bu konu hakkında bir koordinasyon kurulu da kurarak, bu koordinasyon kurulundaki tek gayemiz neydi? Hizmet kalitesini en ücra köşesine kadar hissettirmek, önce zabıta hizmetlerini hizmet kalitesi olarak da inşa edebilmekti. Ve bunun için kurduğumuz bu çalışma, dilenciden seyyarına, esnaf yönetiminden kaçak dökümüne, imarla ilgili görevlerimizden, sağlıkla ilgili görevlerimize, trafikten alın ve yardım görevlerimize kadar her alanda varız. Bakın İstanbul'da deniz zabıtası, işte Antalya'da turizm zabıtası, Konya'da atlı zabıta. Yani aslında zabıta hayatın her alanında var. Hı hı. Şimdi insanlar takdir edersiniz ki bir suç olduğu zaman polise müdahil olunuyor. Ama zabıta hayatın her alanında, ölümünden doğumuna kadar hep içinizde. Çünkü bir komşunuzdan edeceğiniz şikayet bile bizi ilgilendiriyor. Komşu ilişkileri, işte 634 kat mülkiyet kanununa göre problemler, 2872 çevre kanununa göre problemler. Yani şöyle baktığınız zaman hayat her alanda var. Geniş bir yelpazede mevcutsunuz. Kesinlikle. Var olduğumuz yerde niye daha kaliteli hizmet etmeyelim? Hı hı. Eğitim kalitemizi artıralım. Öyleyse zabıta görevini yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Şimdi zabıtayı maalesef ki insanlar bir türlü 657 devlet memurları kanununa göre görmüyor. Çünkü zabıt hep belediye muhtesinde çalışan özel kolluk kuvvetli üniformalı bir teşkilat. Ama aslında biz hayat her alanda uğraşırken insanların bilinçsizliğinden dolayı kayıt dışı ekonomiyle mücadele ediyoruz. Seyyar kayıt dışı ekonominin en büyük sıkıntısı. Ve ne oluyor? Vergisiz, algısız bir şekilde satış oluyor ve bununla ilgili müdahillikler oluşuyor. Şimdi Maliye Bakanlığımızla ilgili bu konuyu biz sahada problem çözme boyutunda mücadele ediyoruz. Ve bazen etkiye tepkiler oluşuyor. Etkiye tepkiler oluşunca insanlar bizi anlamadığından, aslında biz kanun ve nizama göre hareket ettiğimizi bilmediklerinden dolayı bize fiili saldırılar oluyor. Sömürü, bugün sömürüye baktığınız zaman dilencilik bir sömürü. Ve insanlar maalesef kendi akrabalarına, garibanlara vereceğine sokakta dilenen ama tamamen bunu rant haline getirmiş insanlara veriyor. Ve bunu aslında verdiğimizde ben her zaman söylüyorum, Allah rızası için veriyoruz ama sonuçta Allah rızası için olmuyor. O kişideki fazla para onu eroine, onu içkiye, daha onu kötü alışkanlıklara doğru yönlendiriyor. Çünkü çok para sıkıntıya götürüyor. Ama aslında biz kendi etrafımızda versek, bildiğimiz insanlara versek gerçekten insan huzur halinde geliyor. Hı hı. Yani bizim bunları bilinçli olmadığımızdan, insanları bilinçlendiremediğimizden, tüketicileri bilinçlendiremediğimizden dolayı da böyle fiili saldırılara, sıkıntılara maruz kalıyoruz. Nasıl aşıyorsunuz bu zorlukları? Ya bu zorlukları her il kendi potansiyeline göre bir bilgilendirmeler yapıyor. İşte bu billboardlara çıkılıyor. Medya kuruluşlarıyla bu çalışmalar yapılıyor ama yeterli oluyor mu? Hayır. İşte biz yine burada federasyon olarak diyoruz ki artık yeterli olalım. Niye yeterli olalım? Önce insanları bilinçlendirelim. Biz neyiz? Kimiz? Ne için yapıyoruz? Ve bunu yaparken de amacımız ne? Kesinlikle amacımız vatandaş memnuniyetini ön plana çıkarmak. Memur arkadaşlarımızın memur olduğunu hissettirmek. Bakın iki kategori. Biz iki tarafında yanındayız. Yani ne memurun karşısındayız ne vatandaşın karşısındayız. İkisini de ortak noktada buluşarak devletin, yani pardon, şehrin yaşanılır haline getirilmesini sağlamak gayreti gösteriyoruz. Ve bunda da tek gayemiz dediğim gibi ortak konsorsiyumun eğitim kalitesini artırmak, memurlarımızı, çalışanlarımızı eğiterek doğru bir şekilde kanalize olmasını sağlamak, vatandaşlarımızı bilgilendirerek haklarını bilgilendirmelerini sağlamak. Peki zabıtanın bakacak olursak belediye için önemi nedir? Zabıta aslında devletin, kamunun topluma yansıyan yüzüdür. Hı hı. Ve belediyenin de kolluk kuvvetidir. Belediye adına her şeyi denetler. Yani sizin toplu taşım araçlarınızdan tutun, çevre harfiyat kamyonlarınıza, çevre harfiyat kamyonlarınızdan reklam tabelalarınıza, görüntü ve gürültü kirliliği olmak üzere her alanda belediye adına, aslında belediye demek de şöyle, devlet adına diyelim. Çünkü belediye devlettir. Devletin bir mekanizmasıdır. Seçilmiş insanların geldiği ve o seçilmiş insanların halka hizmet kalitesini artırmak adına yaptığı çalışmanın bir bütünüdür. Biz bu bütünde yer alan ve olmazsa olmazıyız. Çünkü bir kültürel faaliyette bile biz varız. İşte yıkımda biz varız. Diğer bütün çalışmalarda şehrin düzen ve ahengini sağlamakta biz varız. Bu trafiğinden alın,
turizmine, turizminden alın reklamına, her alanda varız. Olmamız da lazım. Ama biz diyoruz ki kaliteli olalım. Hı hı. Düzgün olalım. Hizmeti doğru bir şekilde insanlara kanalize edelim. Zorluklarından bahsetmiş olurken son günlerde işte sanal alemde ya da birçok kanalda görebiliyoruz. Videolar çekiliyor. Zabıtaya yapılan şiddetleri görebiliyoruz. Bunun sebebi nedir sizce? Yani zabıta maalesef kendi lobicilik faaliyetini yapamıyor. Yani ben aslında devlet için çalışıyorum mantığını, devlet için gitmem lazım, kanun müeyyide uygulamam lazım mantığını inşa edemiyor. İnşa edemediğinden dolayı ne oluyor? İnsanlar bilinçsiz oluyor. Yani siz bir dilenciye müdahale ettiğiniz zaman vatandaş ne diyor? Garibanla niye uğraşıyorsun? Aslında o gariban değil. Seni beni kandıran farklı bir yapı. Şimdi maalesef yurt dışından gelen ithal dilencilerimiz var. Bakın bunlar da ayrı bir derya. Yani sizi, bizim insanımız da çok duygusaldır. Onların ağlaması, işte Allah rızasını demesi, o onu verince huzur buluyor zannediyor ama huzur bulmuyor maalesef. Yani kendisinin huzur bulduğu zannettiği ama insanların da farklı boyuta gittiği bir yapı var. Hı hı. Bu yapıyı bilmeden dolayı seyyarla mücadele, denetim mücadele. Şimdi biz esnafımızın yanındayız. Aslında niye yanındayız biliyor musunuz? Doğru esnafın yanındayız. Şimdi doğru esnaf işlerini çok doğru şekilde yapıyor, insanları kandırmıyor. Kandıran esnafın mücadele etmemiz lazım ki doğru esnafın hakkını korumalıyız. Şimdi burada da biz varız. Yine insanlar bize doğru dönüyor. İşte niye ceza kesiyorsunuz? Ya ceza hak edene kesiliyor. Durduk yere değil. Durduk yere ceza kesmez. Şimdi orada doğru vergisin algısını veren, hı hı, vatandaş için düzgün mal satan, hı hı, emtiaları düzgün nakşeden insanların suçu ne o zaman? Doğru. Bunların suçu ne? Peki zabıtanın devletin istekleri nelerdir? Ya biz şimdi zabıt teşkilatı olarak devletten yapılanmamızla ilgili problemleri çözmesini istiyoruz. Şimdi biz genel idare hizmetler sınıfındayız. Hı hı. Ve masa başında oturan bir memurla zabıta memuru aynı kategoride ama sokakta mücadelesiyle birlikte bu sıkıntıları yaşıyor. Yani hizmet sınıfını istiyoruz. Özel hizmet ve arazi tazminatlarını istiyoruz. Yıpranma payı ki yıpranma payı bugün her kurumda olmaya başladı. Hı hı. Şimdi biz gerçekten yıpranıyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız sokakta mücadele yaparken çeşitli dertlerle, çeşitli problemlerle boğuşurken yıpranma payını istiyor. Ve şu anda hükümetimiz çok güzel bir çalışma yaptı ek göstergelerle ilgili. Bununla ilgili de arkadaşlarımız da takdiriniz ki kolluk kuvveti olması hasebiyle 3600 ek göstergeyle istiyorlar ki doğal hakları. Ve mesai, maktul mesailerimiz var. Bizim her yıl devletin kar bütçesinde yayınlanan oradaki haklarımızdaki artırımı doğru bir şekilde kanalize ederek, çünkü İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Bursa gibi, Konya gibi büyük yerlerdeki problemi biz yaşadığımızdan dolayı, hı hı, bu haklarımızı istiyoruz. Bu da ama ben her zaman söylüyorum. Vermeden almak Allah'a mahsus. Hı hı. Biz bunları istiyoruz ama inanıyoruz ki önce biz bunları hak ettiğimizi çalışarak, azmimizle, gayretimizle ve arkadaşları doğru kanalize ederek göstereceğiz. İnşallah. Ondan sonra da isteyeceğiz. Ama büyüklerimizin bilgisi olsun. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda. İnşallah daha güzel, daha iyi çalışmalar hep birlikte olacaktır. Tek taraflı değil tabii ki, bizlere de çok şey düştüğünü düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha sizlere. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Zabıta Teşkilatı Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Karabudak bugün İşi Bilen programındaydı. Bir sonraki programımızda da görüşürüz. Dileğiyle, hoşçakalın.